Amerika Birleşik Devletlerinde tek kültür kovboy e, kültürüdür. E, Amerikan halkının tamamında köy kültürü hakimdir. Yani böyle öp çalışan, e, işte sığır yetiştiren, petrolcülükle uğraşan, yani bedenini de çok yoğun kullanan, e, şaka anlayışları falan da eski kovboy e, kültürünün devamı olan şaka anlayışıdır tek kültüre hakimdir. Ama İngiltere'de öyle değildir. Yani eski e, saray kültürü ve e, saray entelektüelliği hakimdir. Çok okur, çok araştırır. Amerikalılar öyle değildir. Yani biraz safi kalplidirler. Yani böyle güvercin gibi. Yani olayların girif taraflarını falan görmezler. Mesela Irak'a savaşa gönderdi İngilizlerin devleti onları. Gemilere doldular, Akdeniz'e geldiler indirdi yüz binlerce Amerikan askerini. Acayip bir çatışma oldu. Çok rahat en zor şartlarda onları tutabildi İngilizlerin devleti. Sonra da geri gönderdi. Kendi askerini hiç kullanmaz. İngiliz'i değerli görür İngilizler. Mesela Çanakkale'ye çıktığında askerleri hep yabancı. Hep Hindistanlı, Pakistanlı, Bangladeşli oradan buradan toplama insanlar. İngiliz askeri adı altında oraya çıkarttı. Amerika genellikle kullanıyor. Amerika biraz saf kalplidir. Yani köy kültürü, köylü kültürü, Amerikan köylü kültürü hakimdir. Zaten yüzlerine baktığınızda onu görürsünüz. Yani konuşulduğunda, şakalarında falan hepsinde görürsünüz. Oturuş biçimleri, işte çizme, kobo şapkası, o gömlekler. Yani tek bir kültür, tek bir moda vardır. Ve bundan da hiçbir şekilde çıkamazlar. Ama İngiltere'de öyle değildir yani. Her şey değişir saraylı kültürü hakimdir. Çok cindirler. Yani mason kültürünün en gelişmiş oradadır. Eee İskoç riti hakimiyeti vardır. Eee Mevlevili de bir nevi dini masonluk olarak görüyorlar. Yani şifreli konuşma, sır sistemi Mevlevilikte çok yoğun olduğu için ve yani inanç açısından da ...masonluğa çok uygun buluyorlar. Tabii ki onları düzelteceğiz oradaki yanlışlıklar düzeliyor ve düzelmeye devam edecek.